Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye geldiniz? Ya çağırdın geldik, ne bileyim ben ya. Ne konuşalım? Farklılık yapalım, sağlıkla ilgili bir şeyler konuşalım. Çok farklı olacak ya sağlıkla ilgili bir şey konuşursak. Koray sen fenerliydin. Evet tabii, spor son derece sağlıksız bir şey. Evet. Yani misal hafta sonuki Galatasaray-Fenerbahçe maçı bir spor müsabakasıdır ama benim ruh sağlığımı bozdu bir Fenerbahçeli olarak. Ben de katılıyorum aynı. O zaman sporu konuşalım. İyi konuşalım. Spor ve sağlığı konuşalım. Bugün spor konuşmaya karar verdik yani. Olur, zaten aktif Koray Bey bu konuda daha deneyimli. Yani yok, estağfurullah. Deli gibi spor yapıyor. Yok, yeni başladık diyelim. 45 yaşında spora mı başladı? Yani önceden background vardı da ara vermemiştik. Tekrar eski performansı, kondisyonu sağlamak için özellikle bu yaştan sonra riskleri azaltmak için yapmak lazım. İyi de yani sen çocukluğunda spor yaptın mı ki langur lungur spora başlıyorsun? Yok canım, futbol var, basketbol lisanslı var, yüzme yılın 1/4'ü var. Hayır, hiç spor yapmıyorsan çok büyük problem de o yüzden. Yani yok, background var. Sonra. Yani esas sıkıntı bizim çocukluğumuz şimdiki çocuklar gibi değil yani. Elde oyuncak olmadığı için, tabletler, bilgisayarlar olmadığı için tek şey sokakta futboldu, basketboldu, koşturmacayla. Onlar bile bir background sonuçta. Yani üstüne bir şekilde futboldu lisede, basketboldu aynı şekilde koyuyorsunuz. Sonra yazları bir şansımız vardı yazlık olduğu için. 3 ay boyunca her türlü deniz faaliyetini icra ediyorduk. Yani o açıdan şanslıydık. Üstüne de sporu seviyorduk. Ama belli süredir iş temposundan dolayı ara vermiştik. Kötü oldu. Yani tekrar başladık tabii en alt kademeden. Yani doğrusu da o zaten. Yoksa evet, hani belli bir yaştan sonra dur ben sporu yapayım, gümbür gümbür başlayayım ondan sonra. Yani her yaşta spor yapılır mı? Her yaşta yapılır. 60'ında 50'sinde boks yapılır mı? Bence boks da yapılır ama öncesinde ciddi bir kardiyolojik muayeneden geçmeli ve dozajı iyi bir eğitmenin ayarlaması lazım ama her zaman dediğim bence kişi kendi doktoru olmalı, kendi vücudunu tanımalı. Özellikle 35 yaş üstü spor yapmak istiyorsanız, spora başlamak istiyorsanız ya da var olan sporunuzu devam ettirmek, arttırmak istiyorsanız öncesinde ciddi bir kardiyolojik muayeneden geçmenizi düşünüyorum diyorum. Doğru, bir de o da var. Yani hani ben spor yapıyorum diye bir anda böyle kilometrelerce koşmaya kalkar ve anlamsızca bir efor harcamaya kalkarsan illa damar tıkanıklığının olmasına da gerek yok. Spor yaparkenki en çok unutulan ve hoşlanılmayan şey bir, gerçek idmana başlamadan önceki ısınma, iki, idman bittikten sonraki stretching. Hani hiç ömrü hayatınızda spor yapmadıysanız ve bir gün aktif bir hayatım olsun, hayatımda bir dönüşüm, bir değişim yapayım diyorsanız eğer bunu kendi başınıza yapmamanız lazım. Yani bu işi bilen bilinçli birileriyle ve sizin vücudunuza uygun bir programla başlamanız lazım bu spora. İlla salona gitmek zorunda da değilsiniz bunun için bir yere. Yani açık havada yapacağınız yürüyüş, bir spor ve yürüyüş çok daha mantıklı. Peki sana da geliyordur bu hastalardan. Yürüyüş yapmanız lazım kardiyovasküler açıdan dediğinizde. Evet ya, ben her gün yürüyorum ya. Pazar çarşı dolaşıyorum. Kahveye gidiyorum. Şimdi o bir spor değildir. Spor için belli bir tempoda belli bir süre gitmeniz lazım. Diyecekler işte hangi tempo? Bunun bir pratik şeyi var. Mesela yürürken ya da bisiklet kullanırken ben yanındakiyle rahatça nefes nefese kalmadan konuşabiliyorsa bu ideal hızdır. Normalde bir skala var. İşte 220'den yaşınızı çıkarırsınız. Bunun aşağı yukarı %60'ı yağ yakımı olan hızınızdır. Mesela 50 yaşındasınız. 170'i aşağı yukarı 2'ye bölün. Ben kaç? Yani %60'ı 100 civarında, 100-105 arasındaki bir tempo yağ yakımı, %80'i yani 130 civarı ise kardiyovaskülerdir. Kalp atışı. Evet, kalp atışı. Evet. Ama hani insanların kafası karışmasın diye ya arkadaş ben oturup yüzdesini mi hesaplayacağım? Egzersiz sırasında yanındakinizle rahatça nefes nefese kalmadan konuşabiliyorsanız bu ideal hızdır. Yani bunu biraz arttırdınız ama öyle bir yere geldi ki nefes nefese demin söylediğim gibi onu biraz düşürün diyorlar. O zaman işte biraz fazla oluyor. İşte o zaman ne oluyor? O niye nefes nefese kalıyor? Yani egzersizin iki fazı var aslında. Yani bir aerobik fazı, bir anaerobik fazı yani var.
Bunu tabii profesyonel sporcular için söylüyorum. Ayşe teyze ve Mahmut amcaya ilgili ne diyebiliriz? İşte sen... yolda muhabbet edebiliriz ama Ayşe teyze ile Mahmut amca küsse ne yapacaklar? Şimdi ben Ayşe teyze ya da Mahmut amcayım. Sen Ayşe teyze ol ya. Mahmut da olayım. Tamam Ayşe olayım. Hadi. Ya benim dizlerim çok ağrıyor evladım. Ben nasıl yürüyüş yapacağım? Peki kilodan mı ağrıyor şimdi? Ya, önce onu... Yok. Bana spor dediler, yürüyüş iyi geldi. Ha, bir miktar kilom da var ama gonartrozum da var ama yapmak da istiyorum. Ben hangi spor yapayım? O zaman imkan varsa... Squat mı falan? Şimdi imkan varsa yüzme, bütün eklemleri hiçbir baskı yapmadığı için havuz içi hareketler bile bir egzersizdir. İki de yatay bisiklet de binebilirsiniz. Bakın oturarak değil, yatay, sırtı yaslanıp yatak hareket. Yani dizinize ya da bacağa, kalçaya hiçbir ağırlık vermeden sadece pedal çevirme hafif hafif. Bu da iyi bir egzersiz diye düşünüyorum. Yani aklıma gelen başka yok. Ama yüzme her çağda, her yaşta hiçbir ekleme, yüklenme getirmeden yapılabilecek ve tüm kasları çalıştırabilen belki de yegane egzersiz. Ama ben yine de şeyde iddialı olabilirim yani sonra, yürüyüş kısmını. Sonra. Ama onlar 10 metre, 20 metre, 30 metre yürüyor. Oturuyor ağrı oluyor diye. Yani yürüttüremiyorsunuz onu. İyi de o zaman aşırı kilosu varsa önce bir diyetisyen yardımıyla bir miktar o fazla kiloyu atacak ki. Şimdi 150 kiloysa Ayşe teyze, Ayşe teyzeyi senin yürütebilmen mümkün değil. Hani önce bir mantıklı diyete sokup belli bir kilodan kurtarmak lazım ki ondan sonra aktivasyon başlayabiliriz. Peki Mahmut amcada da prostat var. Hadi bakalım. Yani onu, tuvalete yakın yürümesi lazım. Onu bizim Ümit Hoca'ya sormak lazım. Evet, şu o prostatlar doktorumuz var ya. Spor yapar. Yani ben doktor bey işte ben yarım saat 45 dakika yürümek istiyorum ama 10 dakikada bir gitmem lazım. Nasıl bir spor? Mesela nasıl bir spor? Peki hangi yaşta hangi spor? Hani genel olarak konuştuk ama. Soru kağıdını mı çaldınız? Ne yaptınız? Yok. Hangi yaşta hangi spor? Hangisi en ideal spor? Yatak sporu en ideal. Değil. Burası değil. Peki o da bir spor mu? Tabii baktığın ya zaman insanlar merak ediyor, birim zamanda harcadığınız kalori ve kullanılan kas sayısı bence çok yüksek. Ama hastalar sormuyor mu? Bana gülüyorsun ama şimdi yani ayıp gibi algılanıyor ama ayıp, hastalar... Ayıp. Nesi ayıp? Ben ayıp kardeşim. Ya iyi de seni leylekler mi getirdi? Yani şimdi hani konuşturma dedim. Ben öyle bir aileden geldim yani konuşmuyoruz bunları. Buyurun siz. İyisiniz bu konuda. Yani devam edin. Hayır ben tutmayayım ben, sizi. Bana bakmayın. Tamam iyi olduğumu iddia etmiyorum ama. İyice 12'den sonra yayınlayalım bunu ya. 24 sonrası oldu. Hayır hastalar sormuyorlar mı? Hakikaten soruyorlar yani. O da bir spor. Orada da kalp hızı belli bir ritmin üzerine çıkıyor. Çıkıyor tamam. mu? Evet çıkıyor. Haklısın. Soruyorlar. Ya adam 2 ay önce çok zor durumdaydı. Ne zorluklar atlattı? 2. ay biraz toparlayınca sorduğu ilk soru bu. Bununla bu etkileşir mi? Bunu alırsam faydası olur mu? Küçük mavi hapları falan. Ya bunları soruyorlar. Hangisini alayım? Ya baktığın zaman o da iyi bir kalori. Ama işte bence yani bunun üzerine de düşünmek lazım. Yani tabu olmaktan çıkartıp hani mantıklı. Bunu komik anlatamayız bence. Yani ya da anlatmamalıyız. Biz. Ya. Ciddi. Ya lütfen hakikaten yani. Tamam çok daha ciddi. Ümit'i de alalım. Üçümüz full ciddi olalım. Yani gözünün önüne geldi mi bir getir bakalım. Üçümüz ciddi konu. En azından papyonu var ya Ümit'in. Heh tamam. Yani o ciddiyet sembolü olabilir. Yani bu benim dediğim daha başka bir boyut. Yani ya şöyle diyebiliriz. Niye bunu konuşmaktan çekiniyoruz? Yani seks sporun yerini tutabilir mi? Tutabilir mi? Ya bilmiyorum. Ya evet lütfen. Yani hangi sporun mesela? Şöyle söyleyeyim. Ya genel anlamda bir aktivite midir? Yani şu mu aynı zevki verir mi diye mi soruyorsunuz? Aynı kaloriyi harcarız mı? Yani aynı kardiyovasküler etkisi aynı olur mu? Aynı olur. Yani bir tür güreş desek baktığın zaman hani güreş yani mevsim ya da güreş. Evet yani güreşle karşılaştırılabilir. Yani tabii evet aynı kalori ve aynı efor, aynı kas kullanımı bir tür spor.
Ya bir kere bir hakikaten yani eşinle ve düzenli bir partnerin varsa, yani bu işi düzenli yaptığın zaman bence hakikaten iyi de bir spor. Sonuçta hem fiziksel, sonrasında hem tabii, mental bir spor. Olay sonlandığında yani aktiviteyi bitirdiğinde belli bir rahatlama, belli bir mutluluk da oluyor. E şimdi nasıl anlatayım peki? Yani hani sporu bitirdiğinde. Evet, tamam. Spor aktivitesini bitirdiğinde diyeyim o zaman. Tamam, spor aktivitesinin ilk seansını bitirdiğinde. Sanmıyorum hani ilk seansta neden böyle güldünüz onu anlamadım yani. Peki seans sonrası gene stretching yapmamız gerekiyor mu hocam? Tabii. İşte yani bir konu nasıl sulandırılır? Bu şekilde sulandırılır. Çok dağıttınız konuyu. Hadi sen, abi, komple seks konuşur hale geldik. Dur bir spora dönelim. Hayır lütfen yani seks falan konuşmuyoruz. Spor mudur değil midir? Yani tamam, seks spor mudur? Ya hadi bence yedim. Spordur. Sence? Ben de demin dedim bir tür güreştir dedim. Tamam. Yani şey yeneni yenileni belli olmayan güreş diyeyim. Herkes memnun. Peki spor yapmak ömrü kısaltır mı? Bilinçsiz spor yapmak, evet. Ya da kendini hunharca harcayarak spor yapmak, yani bence de öyle. Spordan dolayı ciddi sakatlanma, ölümlerin hepsi, hemen hemen hepsi spor esnasında olur. Yani profesyonel futbolcuları televizyonda görürsünüz, kaç kere de seyretmişsinizdir. Konuyu çok kendi branşınızda alıyorsunuz. Benim kısaltır mıdan kastım mesela. Bizim bedenimiz... Öldürür ya, kısaltır mı? Öldürür diyorum, kısaltır mı diyorsun? Kısaltmaz. Hani öbür tarafı da düşünüyorsak ya da reenkarnasyon devam edersin ama ne olarak bilmiyorum ya. Öldürür diyorum, kısaltır mı? Yok anlamıyorlar. Vallahi. Yok anlamıyorlar. Biz sizle konuşmak istemiyoruz ya. Biz burada kendi kendimize... Ayakkabını bak, yılda 365 gün giyersen daha çabuk eskir. Bedenimizi bu şekilde kullanırsak daha çabuk eskir mi? Onu soruyorum ben. İşleyen demir ışıldar diyorum, noktayı koyuyorum o zaman. Evet. Nasıl kullandığın önemli. 365 gün kullanırsın ama insan gibi kullanırsın. Sürekli sana hizmet eder. Vücudun da böyle. Ama yani, yıpratıcı şekilde yaparsan ayakkabıya benzer dediğiniz gibi. Ama bunun şey değil. Ya tamam ben bütün gün yatayım. Hiçbir şekilde kullanmayayım. Kaplumbağa gibi hani 150 sene yaşamazsın. Ya ama yani, tavşan gibi olmanın da anlamı yok. Yani bütün gün sabahtan akşama kadar koştur, onu dert et, buna da yetişeyim, ona da yetişeyim. Dur sporda agresif, onu derken tık kalıyorsunuz. Ama bak şimdi orada da ben şöyle karşı gelirim. Kaplumbağa o 150 yıl yaşıyor ama buradan bizim eve gitmesi 2 gün. E tavşan 1 saatte gidiyor. Yani birim iş olarak baktığında aslında ikisinin de yaptığı iş miktarı aynı. Ya 300 yıl yaşamak mı yoksa 80 sene insan gibi, yani bu dünyaya gelmişsen bir sebebi olmalı ya. Şöyle hani sen iki günde gidiyor kaplumbağa hani ama hani giderken gördüğü şeyleri bir kere görüyor belki. Tavşan bir kere gidiyor ama onun süresinde 20 kere 30 kere gidebiliyor. Evet. Aynı mesafe ama daha çok yer görebiliyor. Hani burasını keseceğiz yani. Bir kadınla 500 kere mi? 500 kadınla bir kere gibi bir şey oldu bu. 500 kadınla bir kere. Yani tavşanım diyorsun değil mi? Evet tabii. Ya ama baktığın zaman total 500. E tamam. E niye? Hani demin dediğine aynı şey oldu. Yani totalde hepsi aynıysa bu da aynı. Bunun gibi bir örnek değil mi? Kesiyoruz mu orayı kesiyoruz? Tabii. Ben bir kadınla 500 kere yapmayı tercih ederim. Tabii yani kesinlikle giderim ama hani bilmiyorum arkadaş tavşan mı olur, 500 mü olur? Yani kısacası hızlı yaşa, genç ol, cesedi yakışıklı olsun. Yok ne hayır ya. Sindire. Ben sindire sindire kısmıyım. Yani ben kaplumbağayı kabul ediyorum. Ya mantıklı güzel yaş alabilmek, her yaştan da bence keyif alabilmek daha önemli. Peki hadi yürüyüş dedik en basit spor. Herkes yürüsün, adım atsın, şöyle yapsın günlük. Şimdi 25 dakikadan sonra yağ yakımı başlıyor. 25 dakikaya kadar değil. Peki ne kadar yürüyelim? Haftanın kaç günü yürüyelim? Ya bence her gün yürünebilir, hiçbir mahsuru yok yani ama en 10 az... 10 bin adım diyorlar ama hani 10 bin adım aşağı yukarı bir adım. Bir metre olsa 10 bin metre 10 kilometredir. Bakın az uz bir şey değil. Çünkü ortalama 5'le yürüsen herkes bile 5'le değil. 4,5'le yürüsen bu 2 saatten fazla sürer. Özellikle hani belli bir yaşın üstündekilerin 4,5-5 arası yürümeleri eğer haftanın en az 3 günü yapmaları bence hiç ama yapmamak. Ama sen tabii şey üstünden konuşuyorsun. Fazla kilosu var. Yok kardiyovasküler için diyorum ya.
sporu sadece, hayır şeyi belirtmek için söylüyorum. Yani sporu sadece kilo vermek olarak düşünmemek lazım. Bu kilo için yani, değil. Yani sen bir saat yürü de ben 20 dakika yürüsem, fiziğimi korusam yeter yani. Tabii senin fiziğini korusan yeter. Sana tabii. 10 dakika bile yeter. Yeter. Şuradan şuraya yeter senin gibi fizikte. Ben Ayşe teyze, Mahmut amcadan bahsediyorum. Hani bizi izleyen, yoksa profesyonel spor yapan adam bizi dinlesin zaten biliyor. Sana lafım yok. Sen fizik. Tabii o fizik yani. Fizik. Tamam, Ayşe teyzeyi, Mahmut amcayı konuştuk. Bir de azıcık profesyonel kısmını konuşuyor. Supplementlerle ilgili bir sürü terapi konuşuyor. Bir fikriniz var mı onunla ilgili? Ha, benim onunla ilgili çok fikrim var. Kullandığım için değil ama. Tabii. Yani... Tabii deme, çok canlı. Tamam canım, o fiziği hiç onlarla kullanmadan yaptınız. Tamam, bir şey demiyorum. Ha, o hastayla ilgili herhalde ameliyat ettiğimiz yani, hastadan evet. Girip bazı da yani şey, onu tamam. Hani şey yapabiliriz, onu da anlatabiliriz ama esas mesele şu. Söyledikleri şu. Ben hiç kullanmadım. Vücut yapamam diyorlar mesela sporcular. Çabuk yapamazlar bence. Hayır. Şimdi bunu bence ikiye ayırmak lazım. Bir, supplement dediğiniz şey hangisinden bahsediyoruz? Yani vücudun temel taşı olan amino asitler ve proteinden mi bahsediyoruz? Yoksa steroidler ve anabolizanlardan mı bahsediyoruz? Yani şimdi şöyle, protein tozları, amino asitler, evet, hani vücudun temel yapı taşları. Yeterli beslenemiyorsanız, alamıyorsanız, hani bunu dışarıdan takviye etmek, hani kullanılmalı mı derseniz, yani bence profesyonelseniz de, amatörseniz de kullanmamak lazım. Çünkü yani proteinler zaten hani aşırı alındığında yaşlanmayı hızlandırıyor. Başka yöneticisi yok mu? Supplementlerin mi? Yani sen testosteronu falan sormak istiyorsun, ben anladım. Tabii ki de yani sen kendi testosteron salgılayan organını baskıladığın zaman, dışarıdan aldığında baskılamış oluyorsun. Kanda belli bir düzeyin üzerine çıktığında senin testosteron salgılayan organın diyor ki hop, kanda çok fazla var bundan, ben salgılamayacağım diyor. Ondan sonra bilye kadar kalıyor tabii yani. Evet, ben de zamanında bir ara hakikaten çok meraklıydım. Yani o kolum kaç santim oldu, Allah bugün kaç kiloyla ağırlık basabildim, ama bunlar gençlik hevesleri yani bir şekilde. Sonra kendi işinin temposuna girince... Yani bunu bir ömür devam ettirebilmem mümkün değil. Şimdiki aklım olsaydı, bana doğru bir yol gösteren olsaydı, evet kaslı görünmek güzel, işte gençsin, genç kızlar daha bir o zaman zekana bakmıyorlar çok fazla. Yani ha belki zekaya bakıyor olsalar vücut geliştirmek zorunda kalmazdık yani. Kolumuz ne kadar oldu, kaç kiloyla ağırlık bastık, bacaklarımız kaslı gözüküyor, bunun derdine düşmezdik yani. O zaman TÜBİTAK sorusu çözmeye çalışırdım falan, zekamla etkileme. Ama zekayla etkileyemiyorsun yani lise, üniversite çağında kimseyi. Ya da etkilediklerinden sen etkilenmiyorsun. Ya, pek bir durgun kal. Sen bu konulara gelince niye durgun kalıyorsun ya? Seni dinliyorum ya. Tecrübeler. Ha, onun dışında hormonlar yani külliyen zarar ziyan. Yani velhasılı kelam, spor yapacaksanız hani bir kere önce gidin bir kalp kontrolünüzü olun. Var yani, mıdır, yok mudur? Gelin bir, gelin bir kalp kontrolünüzü yapalım. Gitmeyin, gelin. Değil mi? Yapabiliyorsunuz yani. Tabii ki herhalde. Yani yapabiliyormuşuz. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Sonra? Sonra kişiye özel, bu işi bilen birileriyle kişiye uygun bir spor düzeni ayarlansın. Yani bilinçsizce evet. Yapılmasın. Evet, yavaş yavaş. Ve hakikaten yani her yaşta spor yapılabilir mi? Evet, her yaşta yapılabilir, ama dediğim gibi yani bu 50'sinde spora heveslenip de dur ben bugün 10 kilometre koşayım, yığılır kalırsınız orada yani, çok net. Spor yapmaya karar vermeden önce kalp sağlığınız için bize kontrole gelin. İyi günler. İyi günler. Demirbank iyi günler diler. Işık yaktık, perde kurduk, gösteririz gölge hayal. Bu perde başka perde. Hep de aynı laf ya, hep de aynı laf. Olsun, bir slogan olsun. Tamam.